Bilmiyor musun yani bunca sene sonra? Ay çok iyi ya. Yerim senin o surat ifadeyle, çok ciddi. Hangi bilgiyle uydurdu bunu? Gençleri seviyorum. Var mı bir mahsuru? Seren Serengil'e çok kızıyorum. Yeşim Salkım'a çok kızıyorum. Fetişin var mı? Var. Soramazsın'ın yeni bölümünde Billur Kalkavan'la birlikteyiz. Hoş geldin Billur. Hoş bulduk. Biraz kendinden bahseder misin? Sarışın, yeşil gözlü, televizyonlarda çalışan, hayvan seven, doğaya aşık biri. Yeterli mi? Sevgilinle aranda kaç yaş farkı var? 22. Neden kendinden küçük erkeklerle beraber oluyorsun? Gençleri seviyorum. Var mı bir mahsuru? Bu konuyla ilgili toplumdan baskı görüyor musun? Yo, eskiden de görmüyordum. İnsanlar sanırım beni olduğum gibi kabul ettiler. Çünkü ben istediğim bir şey konusunda çok kararlı olduğum için karşı taraf bir şey diyemiyor. Türkiye'de kendini olduğu gibi kabul ettirmek zor mu? Zor. Bunu başaran da az insan olduğunu düşünüyorum. Mesela bunlardan biri Aysel Gürel'di. Demek ki biraz tırlak olmak gerekiyor. O zaman insanlar kabul ediyor. En sevmediğin ünlü kim? Sevmediğim çok ünlü var ya. Hangisinden başlayayım saymaya? Hepsi. Boş konuşan ve çok konuşan kadınlar var mesela. Onlardan hoşlanmıyorum. İsim mi vermem gerekiyor illaki? Verirsen. Mesela ayrıldığı sevgililerin arkasından konuşuyor. Seren Serengil'e çok kızıyorum. Yeşim Salkım'a çok kızıyorum. O da hala geçmişe dayanıp geçmişle ilgili boş boş konuşuyor. Hiçbir şey katmıyorlar bu ülkeye. Şu anda ikisi geldi aklıma. Yeter mi? Erkek yok mu? Yok, erkekleri kadınlardan daha çok seviyorum galiba. Ya da onları daha çok hoş görüyorum. Çünkü kadının daha akıllı olması gerekiyor. Akılsız kadınlara kızıyorum. Televizyonda izlenmediğin için mi YouTube'a geçtin? Yo, çok güzel izleniyordum ama şu anki mantaliteye göre fazla marjinal bulunduğum için program yapamadım televizyonlarda. Zaten bir de günü yakalamaktır önemli olan hayatta diye düşünüyorum. Ve biz daha çok gençlere hizmet ediyoruz. Ben gençleri geliştirmeyi, hayatı biraz göstermeyi, yararlı bir şeyler yapmaktan hoşlanıyorum. Onun için sevgilimle birlikte internet televizyonu kurduk. YouTube'a daha yeni yeni program veriyoruz. 6 senedir biz kendi altyapımızla çalışıyoruz. İnternet televizyonu kurduk. Yani sizlere hizmet için. Fetişin var mı? Var. Ayak fetişistiyim. Erkeklerden duyarsın genelde bunu. Ama kadınlarda da var. Ama kadın ayaklarına meraklıyım, erkek ayaklarına değil. Güzel ayaklara bayılıyorum. Biseksüel misin? Öyle olduğumu düşünüyordum ama yaşam tarzıma bakarsan değilim. Belki beynim öyle. Daha doğrusu panseksüel beynim. Panseksüel ne demek? Cinsellikte gender ayırmayanlara denir. Yani benim mantalitemde ben bir transseksüelle de aşk yaşayabilirim, bir gay'le de yaşayabilirim, straight bir erkekle de yaşayabilirim. Çünkü bunun niye böyle olduğunu sorguladığımda da insan seviyorum ve bir insanı erotik bulmak için illaki bir cinse ait olması gerektiğini düşünmüyorum. Türkiye'de seksle ilgili bu kadar açık konuşan bir kadın olmak zor mu? Artık kendimi alıştırdığım için değil, ilk zamanlar zordu büyük ihtimal. Daha gençken çünkü daha riskliydi. Şimdi artık bir otorite konumuna geldim, yaşım icabı. İnsanlar daha kolay kabul ediyorlar bu durumu. Ve senelerdir cinsellik konuştuğum için, mesela Ekşi Sözlük'te şöyle bir şey okumuştum kendimle ilgili. Konu ne olursa olsun cinselliğe getiren kadın. Bence konuşulması gerekiyor. Onun için de konuşmaya devam edeceğim. Neden cinselliğin konuşulması gerekiyor? Sağlıklı olmak için, iyi cinsellik yaşayıp mutlu olabilmek için. Çünkü milletimizin mutsuz olduğunu görüyorum. Cinsellik çok kötü Türkiye'de maalesef. Bunun sebepleri ne? Utangaçlık, baskılar, Orta Doğu toplumu olmamız, ayıp sayılması çok sebebi var. Ki dünya bile bu konumda, yani çok rahat konuşulan ülkelerde bile hala cinsellik benim istediğim kadar rahat konuşulmuyor. Ama binlerce yemek programı var mesela. Bana göre yemek yemekle cinsellik yaşamak hemen hemen eş değerde.
İkisine de ihtiyacımız var hayatta mutlu olmak için ve sağlıklı olmak için. Sen nasıl utanmıyorsun? Utanmam mı gerekiyor? Utanmayan bir ailede büyütüldüm. Cinsellik konuşuluyordu bizim ailede. Beden konuşuluyordu. Hazlar konuşuluyordu. Onun için de bunu utanmam gerektiğini kimse bana söylemediği için büyük ihtimal utanmıyorum. Yahudi misin? Değilim. Neden böyle bir söylenti var? Gerçekten mi? Kalkavan diye bir Yahudi duymuş mu kimse acaba dünyada? Ana gelir kaynağın ne? Buğra. Buğra kim? Sevgilim. Hani benden genç olan var ya o. O geçindiriyor evi, onun için öyle dedim. Ben 10 senedir çalışmıyorum. Yaptığın programları iş olarak görmüyor musun? İş. Ama çalışmıyorum dediğim televizyonlarda çalışıp hani elimize böyle parayı alıyoruz ya. Öyle almıyorum yani. Eve harcanıyor o para. Eskiden ben alıp harcıyordum. Şimdi Buğra bana elime vermiyor, Buğra harcıyor. Kaç tane estetiğin var? Oo, bir sürü. Göz kapaklarım var, memelerim var. Ondan sonra yüzümün bir kısmı var. O kadar da değilmiş aslında. Şimdi sayınca daha çok yaptırasım geldi. Takipçilerin tarafından siber zorbalığa uğruyor musun? Arada sırada, evet. Mesela Buğra ile ilgili fotoğraf koyuyorum mesela. İşte güzel bir şeyler yazıyorum altına. Şöyle zavallı yorumlar oluyor. Aa, biz onu senelerdir senin oğlun zannediyorduk. Şimdi bu beni incitmek için, çünkü senelerdir böyle bir şeyin zannedilmesine imkan yok. Herkes biliyor birlikte olduğumuzu ve oğlum olmadığını. Ama ben bundan alınmıyorum. Çünkü bu bir algıdır neticede ve beni de kolay kolay zaten incitemezler. İncinsem böyle bir hayat seçmem, değil mi? İdeal erkek nasıl bulunur? Herkesin yani aslında bir formül var. Ama onu şu anda burada paylaşamam çünkü onun seminerini hazırlıyorum. Gelir dinlersin. Ama herkes için ideal erkek değişiktir. Senin için ideal erkek kim? Buğra. Nesi ideal? Benim için her şey ideal ki 10 senedir birlikteyiz. Benim hayat arkadaşım. Tipi ideal, aklı ideal, zihni, yaratıcılığı. Her şeyi ideal işte. Çok mutluyum onun için, onunla birlikte olmaktan dolayı. Kadınlar mutlu olsun diye de onun formülünü vereceğim. Ne zaman? Yakında. Şubat'tan sonra başlar. Gündeme gelmek için mi keskin açıklamalar yapıyorsun? Hayır, hiç düşünmeden yapıyorum ama gündeme geliyorum. Çünkü çok şanslı bir kadınım diye düşünüyorum. Hiçbir zaman demode olmuyorum. Çünkü ben günü yakalıyorum onun için. Gündeme gelmek için de günde olmak lazım. Öyle demode söylemlerle olmuyor bu iş. Gözlemlerimi anlatıyorum ama sert birisi olduğum için tavır olarak bence o insanlar etkileniyor. Türkiye dünyanın en özgür ülkesi mi? Arsızlık, terbiyesizlik, hırsızlık, efendime söyleyeyim cinayet, istediğini yapabilme, bir sürü konuda çok özgür. Ben bunu söylediğimde yanlış anlaşılmıştı. Kişisel özgürlüklerin çok kısıtlı olduğu filan, bana işte cahil muamelesi yapıldı ama ben onu başka bir esprili bir şekilde söylemiştim. Aslında mesela Amerika ile bir kıyasla bakayım. Kurallar konusunda. Burada hiçbir kimse kurallara uymuyor. Başına da hiçbir şey gelmiyor. Bu da bir özgürlüktür. Bunu demek istemiştim. Kariyerin boyunca seni en çok inciten saldırı neydi? Hiçbir saldırıdan incinmedim ama kariyerim boyunca seni en çok ne incitti dersen, mesela bizim piyasada söylenen yalanlar. Kimse kimseye dürüst davranmıyor. Halbuki mesela bir iş teklifi geliyor. Tamam, konuşalım bilmem ne diyorsun. Sonra senden vazgeçiyorlar. Bir daha karşında yok o insanlar. Arıyorsun, telefona çıkmıyorlar filan. Çünkü hayırında bir evet gibi bir cevap olduğunun farkında değiller. Bu beni incitiyor çünkü benim vaktimi çalıyor. Onu beklerken, düşünürken veya hayal ederken. Halbuki mesela kesseler, tamam Bildura'nın bu iş olmayacak. Süper. Ben de başka yere bakarım. Ama saldırı beni inciten bir şey olmadı. Beni öyle kolay kolay incitemez kimse ya. Evliliği saçma mı buluyorsun? Çok saçma buluyorum. Artık günümüzde böyle bir şey olmaması gerek diye düşünüyorum. Çünkü benim anlayışımda insan artık olgunlaşmıştır. İnsan birbirine verdiği sözü tutar. İnsan o kadar sevdiği bir insandan nefret edemez. Anlaşamayıp ayrılabilirsin. Ama nefret etmezsin. Fakat
insanlığa baktığım zaman da hiç böyle gitmediğini görüyorum. Aslında benim çok saçma bulduğum bir şey, bir akit, insanlar arasında çok daha şart bir hale geliyor. Çünkü insanlar daha verdiği sözü 6 ay sonra tutmamaya başlıyor. Ama benim anlayışımdaki insanlıkta zaten söz sözdür. Ben aman şuna kontratı vereyim de parasız kalmayayım, kontratı yazdırayım da bilmem mağdur olmayayım diye bir şart zaten benim ne vicdanım buna el verir ne de mantalitem, yani bana çok saçma geliyor. Ama gördüğün üzere geyler de evleniyor artık. Yani bırak nikahın demode olmasını, nikahı daha da çok arttırıyoruz hayatta. Eşcinseller hakkında ne düşünüyorsun? Eşcinselleri çok seviyorum. Eşcinsel olduğu için oğlunu sokağa attığın doğru mu? Efendim, oğlum olsaydı bağrıma basardım büyük ihtimal. Benim çocuğum yok, kedilerim var. Onlarda da eşcinsel varsa da fark etmez zaten. Hiç aldattın mı? Buğra'yı mı? Herhangi bir ilişkinde. Evet, aldattım. Çok aldattım hem de. İnsan neden aldatır? Yeterli bulmadığı için, sıkıldığı için, efendime söyleyeyim aşkı bittiği için bir sürü sebep olabilir. Ama Buğra'yla 10 senedir beraberiz, hiçbir kere aldatmak aklımın ucundan bile geçmedi. Başka birini beğenmedim bile, öyle söyleyeyim. Demek ki neymiş? Aldatılanlarda suç sadece aldatanın değil, birazcık aldatılanmış da. Ben öyle görüyorum. Hiç aldatıldın mı? Bilmiyorum ki. Büyük ihtimal aldatılmışımdır. Da sorgulamam öyle bir şey. Benim için bir mesele değil aldatılmak, aldatmak veya bunun gibi şeyler. Daha doğrusu aldatmak demeyeyim de aldatılmak benim için bir mesele değil. Yani ilişkilerinde bunu sorgulayan biri değilim ve bunun üstüne paranoya yapan biri de değilim. Kıskanç biri de değilim zaten. Onun için sormamışımdır. Büyük ihtimal aldatılmışımdır. Da ruhum duymadı. Sence neden herkes çok kıskanç? Öğretildiği için kıskançlık. Seven kıskanır diye yanlış bir algı olduğu için, anne babalar kıskanç olduğu için, özgüvensiz bir millet olduğumuz için ve birbirimizi mütemadiyen kıskandığımız için çocuklarda rol model olarak onu göre göre kıskanç büyüyorlar. Ben çok rahat bir anne babanın çocuğuyum. Kıskançlık hiç görmedim bizim evde. Bizim evde babam annemden 20 yaş büyüktü. Annem çok güzel bir kadındı. Babamın bir gün bile annemi bir şeyde kısıtladığını görmedim. Ya da annemin babamı. İkisi de çok rahat, çok özgüvenli, çok neşeli, çok güzel insanlardı diyeyim. Annem hala hayatta. Onun için de rol model neyse sen de öyle oluyorsun. Türkiye sinema sektöründe de Harvey Weinstein'lar var mı? Harvey Weinstein? Tacizci yapımcıdan bahsediyorsun. Tabii ki, olmaz mı? Kadınlar seslerini çıkarmadığı sürece, o taciz olduğunda bunu reddetmedikleri sürece de olmaya devam edecektir hayatım. Bak, Me Too diye bir şey akım başladı biliyorsun. Adam bundan yıllar önce kadınları taciz etmiş, kadınlar iş kaybetmemek için hiç seslerini çıkarmamışlar. Bir kişi çıkarıp adam rezil olduktan sonra bir sürü Hollywood aktrisi çıktı Me Too, Me Too, Me Too. Ben bunu da yanlış buluyorum. Taciz yapıldığında sesini çıkarmıyorsan bile o adama hayır demeyi bileceksin. Ben çok iş kaybettim o yüzden. Ama bana böyle çok direkt taciz de olmadı açıkçası. Hani gel sen benimle yatarsan ben de sana şu işi yaparım. O yine yemezler diyeceğim. Benim hep böyle soğuk ve sert bir tavrım olmuştur. Ama şöyle şeyler oldu. Ya gel bir akşam yemeği yiyelim de iş konuşalım falan. Ben diyordum ki iş gündüz konuşulur, akşam yemeğinde değil. Ben böyle bir şey istemiyorum. İşte böyle cilve yapanlar olmuştur. İşte yine gel buluşalım, işte işi konuşalım falan. Ben diyorum ki niye bir kere de konuşmuyoruz ki bu işi? Ben niye git gel git gel yapıyorum? Sonra ayıyorum. Ulan bu adam bana sarkmak için böyle yapıyor. Kendimi çekiyordum. Onun için muadillerimden çok daha yetenekli olduğum, çok daha iyi olduğum konularda bile çok geride kalmışlığım vardır bizim sektörde. Ama neticede akşam yatarken klasik, biraz klişe olacak ama vicdanım rahat mı? Rahat. Bilmem kimle yatmadan bir işleri becerdim mi? Becerdim. Onun için de çok umursamıyorum kaçırdığım işlere, bilmem nelere. Birisi yapmıştır benim yerime nasıl olsa. Kendinle ilgili duyduğun en saçma dedikodu neydi? Demin sordun ya, oğlunu sokağa atmışım diye. Mesela oğlum oldu. Mesela Yahudi oldu. Bunlar çok saçma.
Hani kendimle ilgili en saçma şeyleri senden duydum zaten. Bugüne kadar kaç kişiyle yatmışsındır? Hiç saymadım, bilmiyorum valla. Ama bayağı bir var. Gündemde kalmak için yaptığın en saçma şey neydi? Gündemde kalmak için hiçbir şey yapmadım ki. Ben hep normal akışımda yaşıyorum. O gündem oluşturuyorsa oluşturuyor. Onu Hülya Avşar yapıyor, ben değil. Hala yapıyor mu? Şu aralar yapmıyor ama ben onu çok özlüyorum. Çünkü konuşan hiçbir kadın yok etrafta. Demek ki sadece ikimiz varmışız. Ne mutlu bize aslında. Hem çok güzeliz, hem çok akıllıyız, hem de hep gündem oluyoruz, düşünsene. Hangi sıfatla uzman gibi konuşuyorsun? Tecrübe sıfatıyla yeterli değil mi? Bir sürü uzmandan daha tecrübeliyim bir sürü konuda. Hangi konularda? Mesela cinsellik konusunda. Hayat konusunda da bir sürü konuda. Çünkü ben yaşayan biriyim. Bir sürü insan sadece işitiyor, yaşamıyor, duyduklarına inanıyor, kendini kapatıyor, kısıtlıyor. Ben kısıtsız yaşadığım için yaşam konusunda bir sürü konuda uzman demeyeyim ama çok bilgiliyim. Seni neden izlemeliyiz? Güzelim, neşeliyim, bilgiliyim, bir sürü konuda benim izlenebilirliğim çok yüksek yani. Hem keyif veririm, hem güldürebilirim, hem bilgi veririm. Bence beni izlemelisiniz zaten. Toplumdaki ana baba rolleriyle ilgili karar merci sen misin? Tabii ki hayır değilim. Ben sadece bir gözlemciyim ve fikirlerimi söylüyorum. Ama bizde nedense fikirlerini söyleyen insanlara karşı da bir tepki var. Halbuki ben fikirlerimin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü iyi bir gözlemciyim. Ve bir şeyler gözlemleyip söyledim. Babalarla ilgili bir şey söylemedim zaten. Bir kadın olduğum için annelerle ilgili söyledim. O da sen anne değilsin ki nasıl söyleyebiliyorsun oldu. Benim de buna cevabım şöyleydi. Hıncal Uluç da futbolcu değildi ama Türkiye'nin en iyi futbol yorumcusu. Demek ki bir şeyi dışarıdan gözlemleyebiliyoruz. Onu oynamamız veya yapmamız gerekmiyor. Evli biriyle birlikte olduğun için pişman mısın? Bu çok seneler önce olan bir şeydi. Değilim tabii. Niye pişman olayım ki ya? Çok saçma bir şey. Yani yaptığın şeylerden pişmanlık duymak, hani böyle bir geyik de var Türkiye'de. Hiç pişmanlığım yok filan. Öyle bir hayat yok zaten. Binlerce pişmanlığım var. Şöyle oluyor. Bir yere gidiyorum, hoşlanmıyorum. Lan keşke gelmeseydim diyorum. O da bir pişmanlık mesela. Pişmanlıksız insan yoktur. Ama yaşadığım tecrübeler bana bir şey öğrettiyse niye pişman olayım ki? Bir de çok seneler önce, yani bilmeden yaşadığım bir şeydi. Hani bunun üstüne çok durulacak bir şey de yok. Bununla ilgili hakaret mailleri bile geldi bana. Yuva yıkmışım falan gibi. Böyle bir şey yok yani ortada. Sence senin dönemin bitmedi mi? Bitmedi. Günü yakaladığın sürece dönemin bitmez. Artı ben sadece güzelliğiyle, gençliğiyle bir dönem yaratan biri değilim ki. Ben ilk öyle fark edilmiş olabilirim ama benim kültürümde, altyapımda, bilgimde, kendimi geliştirmem ve yaptığım işlerde de her zaman ileriye taşımam benim dönemimin hiçbir zaman bitmediğini gösterir. Muazzez İlmiye çığ var, 100 yaşında bitti mi dönemi? Kadın devamlı üretiyor, devamlı yeni bir şey ekliyor. Dönemi biten insanlar sadece güzelliğiyle kendini pazarlayan insanlardır ki gençlik güzellik bitince zaten dönem de biter. Benim öyle bir şeyim yok. Ben aklımla iş yapıyorum. Güzelliğim bonus. Dindar mısın? Hayır değilim. Ama sisteme inancım korkunç. Müthiş bir sistem var ve sisteme inanıyorum ben ve yaratıcıya inanıyorum. Zevklerin var mı? Hayır yok. Fantazik zevklerim var da sapkın zevklerim olamaz zaten. Fantaziden ve sapkınlıktan bahseden bir sürü program da çektim. Sapkınlık iğrenç bir şey bana göre. Buna neler giriyor dersen, hayvanla cinsellik, çocukla cinsellik, ensest, bunlar sapkınlık. Çünkü karşısındakinin rızası olmadan yaptığın her şey sapkınlığa girer. Ve bunlar benim için de düşünemiyorum bile yani. Ama fantazilerim tabii ki var. Fantazisiz insan olmamalı zaten. Çünkü bizi aslında geliştiren bir şey fantazi. Ama bunları paylaşıyor musun dersen, paylaşabileceğim bir sevgiliyle birlikteyim. İnsanlar bunu da bastırıyorlar, içlerine tıkıyorlar. Böyle gözünü kapatıp hayal ediyor. Biz bunu konuşabiliyoruz. En sıra dışı seks deneyimin neydi? Bunu istersen programdan sonra dışarıda sana özel anlatayım, ne dersin? Egoist misin? Bencilim.
Çünkü önce can sonra canan olduğunu düşünüyorum hayatta. Ben mutluysam seni mutlu ederim ama ben mutsuzsam kimse mutlu olmaz. Egoist olduğun için mi kanalına kendi adını verdin? Hayır. Billur'un anlamından dolayı Billur TV koyduk televizyonumuzun ismini. Çünkü net, kristal gibi bilgi demek bizim için. Ayşe olsaydı ismim Ayşe TV olmayacaktı. İsmim uyduğu için öyle koyduk. Billur TV'de sürekli seks mi konuşuyorsun? Hayır. Katiyen seks konuşmuyoruz. Cinsel sağlık programlarımız var. Zaten insanlar bende şunu karıştırıyor. Benim özbenliğimle yaptığım işi karıştırıyorlar. Ben seksi, cinselliği seven bir kadın olabilirim ve bundan çok bahsediyor olabilirim. Ama benim asıl işim cinsel sağlık, seks değil. Seks onun sonraki aşaması. Oraya gelene kadar ilk önce cinsel sağlığı bilmemiz gerekiyor. Cinsel sağlık programlarımız da var. Ama spor var, ilişkiler var, ağırlıklı astroloji var. Bir sürü de yeni projemiz var. Şimdi yemek programları olacak, sağlıklı. Başka projelerimiz var. Yani bizde çok yönlü, çok program var. Çünkü aslında bizim amacımız insanların farkındalığını arttırmak. Mesela sordukları zaman Billur TV ne kanalı diye, farkındalık kanalı diyoruz biz. Güzel değil mi? Farkındalık iyi bir şey. Siyasete girmeyi düşünür müsün? Siyaset deyince bana çok uygun düşmüyor nedense ama kendi kendime böyle mesela ben Kadıköylüyüm. Hep böyle bir belediye reisi olsam şöyle ağaçlandırırım, böyle çiçeklendiririm, hayvanlara şunları yaparım, şöyle imkanlar sağlarım gibi ütopik düşüncelerim oluyor. Hatta bir iki tane çok güzel projem var kedilerle ilgili. Mesela siyasete bunu girmeden de yapabilirim. Yurt dışındaki şehirlerde acayip fare sorunu var. Ve insanlar mesela kedinin önemini Türkiye'de biz çok gördüğümüz için tabii herhangi bir şey gibi baktığımızdan dolayı anlamıyorlar. Ama İstanbul bu kadar büyük olmasına rağmen ve 25 milyon insan yaşamasına rağmen fare sorunu yaşamayan bir şehir veya büyük şehirler. Mesela dünyadaki büyük şehirlerde sokak kedilerinin yaşayabileceği alanlar oluşturup onları farelerden kurtarmak gibi böyle dünyasal ütopik düşüncelerim var. İnşallah bir gün imkanım olur, bu ütopik düşüncelerimi gerçekleştirebilirim ölmeden.